Sayın Başkan, eğer İstanbul'u ta Justinien'den başlayarak bir sonra yönetenler, bir önce yönetenlerden daha iyi hizmet etti, eser bıraktılarsa emin olun Ekrem İmamoğlu İstanbul'a sizden çok daha iyi eserler bırakacak. Bundan emin olabilirsiniz. Karşımızda neydiği belirsiz cemaatlerin neydiği belirsiz projelerle tamamı kaçak bir şekilde yerleştiği ve oranın yerel yönetiminden sorumlu olup o Fatih'te yapılan o kaçak cemaat külliyelerine açıklama getiremeyen birisinin kürsüye çıkıp da Justinien'den bugüne kadar gelirken kimse bir şey yapmadı Osmanlı'dan beri Recep Tayyip Erdoğan yaptı şeklindeki heyecanı ve hezeyanı kendisini liderine yeniden beğendirtme çabasından başka bir şey değildir. Değil arkadaşlar. Ancak toparlayın Sayın Özel. Her şeyin en büyüğü güzel anlayışı diktatöryel bir anlayıştır. Her şeyin en büyüğünü diktatörler ister. Krallar ister, demokrasiler istemez. Demokrasiler iş mümkün olduğu kadar, iş görecek kadar büyük, ihtiyaç kadar büyük, olabildiğince küçük, efektif yapılar üretmek ister. Şehir hastaneleri yapacağız. Benim büyük hayalim, benim 5 büyük yandaş firmam en çok betonu döksün. Çünkü inşaatta çıkan her yol mübahtır derseniz, devasa şehir hastaneleriniz olur. Teyze, şu tahlili yaptır diye eline verildi mi, o ayağı aksayan romatizmalı 76 yaşındaki Rukiye teyze 1600 adım atar. Oysa dünya böyle hastaneler değil, ihtiyaç kadar büyük, mümkün olduğu kadar küçük, efektif hizmet süren yerler ister. Diktatörler en büyük saraylarda oturur, demokrasi kahramanları mütevazi dairelerde oturur. Sayın Grup Başkan Vekili'nin İstanbul Büyükşehir'in canlı yayınlanan meclis görüşmelerinde Tevfik Göksu'nun performansını yeterli görmediğini anladık. Çünkü bu Cahit Bey 2023'te veya daha önce yapılan bir seçimde burada olmadığına göre belki 2024'te İstanbul Büyükşehir seçimlerinde partisinden bir muhalefet Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev alırsa bence o görevi Tevfik Göksu'dan iyi yapacak. Bunu ispatladı. Ama bir gerçek var. İstanbullu kim isterse o yönetecek. Biz İstanbul'da yıllardır muhalefette de kaldık. Ama İstanbul'a yapılan hataları, haksızlıkları, ihanetleri teker teker söyledik. Ve İstanbul vizyonumuzu, Türkiye vizyonumuzu ortaya koyduk. Boğazları AK Parti yönetiyordu. İstanbul AK Parti yönetiyordu. 31 Mart'ta seçmen AK Parti'ye çek elini buradan dedi. Sonra seçmenin bu demokrasi tokatını anlamayıp ona direndiler. Dediler ki oyu bize verirsen milli irade, İmamoğlu'na verirsen kirli irade. Seçmen seçim mundar oldu dediler. 7 tane askerlerine aldırdıkları, yani kendi aldıkları kararı, ki hepimiz biliyoruz ki o karara Cumhurbaşkanı ikna etme sürecinizi de, ve seçimleri iptal ettiler. Bu sefer İstanbul seçmeni sizin biraz önce kullandığınız o çöp, çukur bilmem ne, onlar İstanbul'da yaşıyordu ya. Bu yalanlara kalınları toktu ve onlar biliyordu İstanbul'a kimin ihanet edip kimin hizmet ettiğini. Hepsi şunu biliyordu. Pata 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 pata, bu ne? Helikopter geçiyor. İçinde kim var? Reis. Reis ne iş yapar? Kupa Mars'a dağıtır İstanbul üstünde. Ve dediler ki size, gidin başımızdan, gidin başımızdan dediler ve İstanbullu sizi başından def etti.